katıldınız. Değerli yoldaşlarım, tekrar hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. PM üyelerimiz burada, il eş başkanlarımız burada, il başkanlarımız burada. Biraz önce Demokratik Aleviler Birliği'nin yöneticileri buradaydı. Pir Sultan Abdal Derneği aramızda. Daha bize katılacak misafirlerimiz var. Ben hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir günde HDP'nin kuruluşunun 8. yılında bizleri yalnız bırakmadınız. Bu arada Anya Kayder Derneği aramızda. Özür diliyorum. Hoş geldiniz diyorum. Sevgili yoldaşlar, HDP umuttur. Bizler azimle, kararlılıkla bu mücadeleyi büyütmekle yükümlüyüz. Bu sadece yöneticilik bazında değil, halk bazındadır. Çünkü HDP halktır. HDP umuttur. HDP mücadeledir. Ülkenin şartları bildiğiniz gibi bellidir. Ülke gerçekten her gün daha kötü bir duruma gidiyor. Sağlık sistemi iflas etmiş, eğitim sistemi iflas etmiş. Merhaba arkadaşlar. Sayın Vekilimiz de katıldı. Hocam hoş geldiniz. Evet sevgili yoldaşlar. Ülke AKP, MHP, faşistleri tarafından gerçekten büyük bir kaosa sürükleniyor. Evet, sağlık sistemi iflas etmiş olabilir. Eğitim iflas etmiş olabilir. Ekonomi batağa saplanmış olabilir. İşçinin, emekçinin hakkı sömürülmüş olabilir. Hak, hukuk, adalet olmayabilir. Ama biz varız çünkü HDP vardır. Biz mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz ve geri adım atmayacağız. Bizim varlık sebebimiz biat etmememizdir. Bugün HDP üzerindeki baskılar bizim baş eğmeyişimizden, mücadele azmimizden doğmaktadır yoldaşlar. Eğer HDP'lilerin halkımızın üstünde bir baskı, bir hukuk sopası varsa bilin ki biz iyi yoldayız. Eğer bu baskılar olmasa bilin ki bir yerde bir eksiklik var, bir tıkanıklık var. Ama bizim için önemli olan hep birlikte bu partiyi daha ileri noktalara taşımaktır. Bizim amacımız nedir? Onurlu bir yaşamda demokrasinin olduğu, özgürlüklerin olduğu, halkların kardeşçe yaşayabildiği bir ülke yaratmaktır. Bunun için nedir? Emek mücadelesi, hak hukuk mücadelesi vermek her HDP'linin bir görevidir. Onun için ne yapacağız? Hep beraber gerekirse kapı kapı dolaşacağız, halkımıza gideceğiz ve bu mücadeleyi büyüteceğiz. Bunu büyütmek de bizlerin elindedir. O yüzden bize düşen görev korkmadan, yılmadan, beyse kapılmadan, umutsuzluğa kapılmadan bu mücadeleyi büyütmektir. O yüzden hepimize görev düşüyor. Ben sözü fazla uzatmayacağım. HDP biliyorsunuz kadınların, gençlerin mücadelesiyle, büyük emeklerle, büyük mücadelelerle 40 yıllık bir tarihi vardır bu mücadelenin. Ki bu daha önceye de dayanabilir. HDP nedir? Dersim'dir, Çorum'dur, Gabar'dır, Ankara Garı'dır, Silopi katliamlarıdır. Yani bu mücadeleyi büyüterek gelmiştir bu yere. Bu yüzden bir emek vardır. Biz başkası gibi kolay yoldan bu duruma gelmedik. Çünkü yılların birikimi var. Dişimizle, tırnağımızla bedeller ödeyerek bugüne geldik. O yüzden 8. yılda bu mücadeleyi hep birlikte büyütmemiz gerekiyor. Ben hepinizi tekrar saygı ve sevgiyle selamlıyorum. İki satırlık bir şiir okuyacağım. Kürtçe kendi yazdım. Tücani, tücanani, tümiski hanveri, tüpiltani, tüdayika mini, türonya çave mini, tüvelate mini, tükürdistani. Veleh nabe, billeh nabe, tünibi, aşiti, azadi nabe, derhabe, çevreşam rabe,
çavi hukulke, çeki hukuke, dili düşmana kulke, dili dosta şake, velleh nabe, billeh nabe, hevale min, hevala min, dayika min, huşka min, tünibi, aşiti, azadi nabe. Spasibo. براستی من دخواست از حتی داویه بکردی به ما خفتن اخوالی مخابن نکارم بلکی وقاس ببین اما ام وای بزانن باشی ام وای بزانن هدف گله هدف پول هدف امن دبیشن که یا ام وقاس اپراسیون ددن سر هدف ام وقاس گلان دکن زندانان ام سروکی وان دکن زندانان و پارتیا چمانا که به گلو چمانا که به چونکی پارتی گله پارتی بخوای گله نه اوسا آنها همویان ام آنها بگرن از باورمون همو ورن یونتی مدار جی بگرنو هون با دریا بی دری نه گرتن جبوی hani gerçekten arkadaşlar bu kadar baskılara rağmen HDP dimdik ayaktadır. Çünkü HDP halktır. HDP sizsiniz. Biz bu hukuk mücadelesini, bu özgürlük mücadelesini, demokrasi mücadelesini hep birlikte vererek kazanacağız. Yani biz artık bugün ülkenin geldiği durumu belki vekilim biraz değerlendirir. Gerçekten vahim bir durumdadır. Biz geçen gün bir protesto etkinliğimiz vardı. Bir araya geldiğimizden dolayı, bir konuşma yaptığımızdan dolayı neredeyse hepimize yeniden bir soruşturma başlatılıyor. Şimdi bu kadar baskının, bu kadar zorun olduğu bir yerde biz yine bugün buradayız. Biz bugün yine konuşuyoruz. Yani kimse bizi baskılayamaz, kimse HDP'yi susturamaz, kimse hakları susturamaz. Onun için biz hani şeye de çok boğmadan hepimiz aslında süreci takip ediyoruz arkadaşlar. Ne dediler? Çok kısa bir süre önce ekonomimiz uçuyor dediler. Değil mi? Duyduk, dinledik hepimiz. Sonra dediler ki halka dönüp, vallahi dediler sabredin biraz, ya kurtulacağız dediler. Şimdi de küçük ortak ekmeği askıya çıkarmış. Açıkçası Türkiye'nin, ülkenin geldiği durum ortadadır arkadaşlar. Yani ekonomi sorunun tek nedeni nedir? Demokrasinin olmamasıdır. Hukukun olmamasıdır. Adaletin olmamasıdır. Eşitliğin olmamasıdır. Onun için ne diyoruz biz? HDP umuttur diyoruz. Gerçekten HDP halkların umududur. Ülkenin umududur. Peki nasıl büyüteceğiz biz bu umudu? Örgütlenerek büyüteceğiz arkadaşlar. Ev ev giderek büyüteceğiz. Gerçekten halkımızla yan yana olarak büyüteceğiz. HDP kadın partisidir. HDP ezilenlerin, emekçinin, gençlerin partisidir. HDP önüne koyduğu demokrasi mücadelesinin verdiği mücadelenin daha büyütülmesi, daha ileri götürmesi için yani bugün itibariyle buraya gelen tüm arkadaşlardan beklentimiz şudur arkadaşlar. Hiçbir şeyde moralimizi bir kere düşürmeyeceğiz. Biz ancak örgütlenirsek büyüyeceğiz. Biz ancak örgütlenirsek bu süreci hep birlikte atlatacağız. Ama bunun öncülüğünü biz yapacağız. Ama bunun umudunu biz ekeceğiz arkadaşlar. Onun için burada olan tüm arkadaşlara ve özellikle kadın arkadaşlara gerçekten gerekirse haftada bir iki günümüzü ayıralım, halkımıza gidelim, halkımızla ciddi bir dayanışma içerisinde olalım. Bu moral motivasyonumuzu çok daha güçlü tutalım. Baskı olacak arkadaşlar. Bundan sonra da olacak. Daha da kötü olacak. Yıllardır ve bu baskılar yapılıyor. İzledik Sinevizyon'u. Yani biz emeğin partisiyiz. Biz halkın partisiyiz. Biz demokrasi için mücadele veriyoruz.
hani şey diyoruz, hedefi halktır, halk burada diye sloganını atıyoruz. Gerçekten bu doğrudur arkadaşlar, bu bir slogan değildir. Onun için umudumuzu büyüteceğiz, moralimizi büyüteceğiz, yan yana duracağız. Bu süreci şöyle beklemeyeceğiz. Ya işte yöneticiler var yapsın demeyeceğiz arkadaşlar. Yani yöneticiler arkadaşlar sadece resmi anlamda görev almış, yer almışlar. Biz de ne dedik başta, ne dedik? Bu parti kimindir? Halkındır, sizlerindir dedik. Bu bizim partimizdir. Biz sahip çıkacağız. Biz sokak sokak gideceğiz. Biz ev ev gideceğiz. Biz halkla buluşacağız. Biz halktan yan yana duracağız. Yoksa aksi takdirde bu süreci halkın da bütün aslında emekçilerin de umudu HDP'dedir, bizdedir. Biz bu süreçte inanıyoruz arkadaşlar. Biz umut olacağımıza inanıyoruz. Biz demokrasi getireceğimize inanıyoruz. Ve bu inançla bütün arkadaşları saygıyla selamlıyorum arkadaşlar. Çiçek yoldaşımıza teşekkür ediyoruz. Bu arada Çiçeği Burnu'nda Emep ilçe başkanımız Yusuf Akat aramıza katıldı. Teşekkür ediyoruz. Dilovası ilçe eş başkanımız Kadir yoldaşımız burada. Parti meclisi üyesiyle beraber. Yoldaşlarım ben. Vekilimiz aramızda Kocaeli HDP milletvekili Sayın Ömer Faruk Gergerlioğlu size bir hitap edecek. Hocam buyurun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Değerli arkadaşlar, herkese merhaba. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sizleri görmek çok güzel. Tekrar buluşmak burada böyle belki çok büyük olmasa da yüreklerimizin çok sıcak olduğu bir ortamda beraber buluşmak son derece güzel bir şey. Öncelikle şunu söylemek isterim değerli arkadaşlar. Arkadaşlarımız burayı doğum günü partisi gibi gayet güzel süslemişler. Ellerine sağlık. Pasta da var hocam. Pasta da var. Biraz sonra tadına bakarız. Çok iyi yapmışlar. Evet, bu da partimizin doğum günü partisi. 8. kuruluş yıl dönümümüz. Ve bugün daha önceki toplantılarımızın aksine hepimizin gülmesi lazım. Hepimizin çok mutlu olması lazım. Lütfen mutlu olalım, gülelim ve zaferimizi kutlayalım. Çok net söylüyorum. Bize çok acılar yaşattılar. Çok üzüntüler yaşattılar, çok zulmettiler, çok hakaret ettiler, çok dışlamaya çalıştılar, çok ötekileştirmeye çalıştılar. Bütün bunlara rağmen biz bugün Halkların Demokratik Partisi'nin 8. kuruluş yıl dönümünü kutluyorsak, böyle canlı, istekli, hevesli bir topluluk olarak kutluyorsak ve sadece Gebze'de değil, yurdun dört bir tarafında bunu kutluyorsak, hepimiz gülelim, hepimiz mutlu olalım ve gerçekten İleriye yönelik güzel duygularımızı daha da arttıralım lütfen arkadaşlar. Bu zulme karşı, bu haksızlığa karşı bizim bir büyük kazanımımızdır. Ve bundan sonrasında da mutlaka daha iyi kutlamalar gelecektir. 9. 10. 11. kutlamalar ve Halkların Demokratik Partisi aynı zamanda şu anda Türkiye'nin 3. büyük partisi... Evet, böyledir. Ama daha da büyüyecektir. İkinci veya birinci parti olmamamız için bir neden yoktur. Vizyonumuz buna müsaittir. Yeter ki biz bunun hakkını verelim. Evet, bunların yaptığı bitmiyor. Arabadan indik, sağ olsunlar bir ton araba yıkmışlar. Sanki ne olacak? Yani bunlar bizim yabancı olduğumuz şeyler değil. Zaten hep yaptılar. Hep böyle işi abartıyla sanki... çok olmaması gereken bir isteği dile getiriyormuşuz gibi bir görüntü vermeye, kriminalize etmeye çalıştılar ama başaramadılar. Neden? Çünkü Halkların Demokratik Partisi'nin fikriyatı halkın içinden geliyor. Bu toplumdan geliyor. Ve ne kadar bu baskıları yaparlarsa yapsınlar, kesinlikle bastıramazlar. Bu çok nettir.
Halkların Demokratik Partisi bugün 8. kuruluş yıl dönümünü kutluyor ama bu gelenek yıllardır ayakta ve direniyor. Büyük bedeller ödedi, büyük çileler çekti. Binlerce insanımız belki bu noktada büyük bedeller ödedi. Şu anda siyasetçilerimiz cezaevinde, çok değerli Türkiye'nin siyasetçileri, dünya çapında siyasetçilerimiz cezaevinde, il ilçe yöneticilerimiz, TM yöneticilerimiz ve işte bir kısım şu anda MYK yöneticimiz cezaevlerinde, ama bu yürüyüşü durduramadılar. Çünkü bu yürüyüş halktan geliyor. Dünyada da böyleydi. Bakın birçok örnek var. Güney Afrika'da neler neler yaptılar. O zulmettikleri siyahilere. Zulmediyordu beyazlar. Acımasızca zulmediyorlardı. Ama büyük bir direniş sergilendi. Nelson Mandela 27 yıl cezaevinde kaldı. Tek kişilik bir hücrede kaldı. Ve sonrasında Mandela barış ödülü kazandı. Yani bakın Filipinlere gidiyor. Filipinler'de de oradaki yönetim Müslümanlara zulmetti. Orada da böyle dini bir sıkıntı vardı toplum arasında ve çok önemli bir süre bir sürü sıkıntı yaşandı ve sonrasında ister istemez barış masası oluşturuldu. İrlanda hakeza öyle, ister istemez bir barış masası oluşturuldu. Kolombiya ister istemez bir barış masası oluşturuldu. Biz de diyoruz ki Türkiye'de olmazsa olmaz bir barış olacaktır. İnsan hakları ve adalet olacaktır. Zorba, zor demeyin. Biz bunu mutlaka göreceğiz. Evet, baskının sonuna kadar uygulanmış hali var. Ama şunu bilelim ki biz şu anda geriye gitmiyoruz arkadaşlar. Evet, zulüm zulümlüğünü arttırıyor. Bakın bunun altını çiziyorum. Lütfen bunu anlamaya çalışalım. Zulüm zulümlüğünü, zalimliğini arttırıyor. Ama biz şu anda bir 20-30 yıl öncesine göre 1990'larda ki işte Leyla Zana'lar mecliste, biz şu anda yine meclisteyiz. Ve sayımız artmış durumda ve şu anda etkinliğimiz artmış durumda. Oy oranlarımız artmış durumda. Zulüm artmış ama biz gerilemiş değiliz. Bu çok önemli. Zulüm artabilir. O yüzden umudu bırakmak yok. Zor demeyeceğiz. Biz mücadeleye devam edeceğiz arkadaşlar. Evet, yani olumlu bir şey göremiyoruz. Ama en azından nereye gidebileceğimizi tahlil etmemiz lazım. Şu anda gelinen noktayı biliyoruz. Evet, Türkiye'de zulmü bitirmek istemiyorlar. Hani biz Beyaz Toroslar dönemini biliyoruz. Faili meçhulleri biliyoruz. Köy yapmaları biliyoruz. Evet, bütün bunları biliyoruz ve şu anda zulüm bu açıdan çok değişmiş bir şeyi yok. Sadece teknolojik olarak değişmiş durumda. Eskiden beyaz toroslar vardı. Şimdi siyah transporterlarla bu işleri yapıyorlar. İnsanları kaçırıyorlar, işkenceler ediyorlar. Veyahut da siyah helikopterlerden insanları aşağı atıyorlar. Yani değişen bir şey yok. Zulüm cephesinde değişen bir şey yok. Ama bu bizim içimizi karartmasın lütfen. Biz kötü bir noktada değiliz. Bakın çok net söylüyorum. Evet, zulüm artmış ama biz gerilemiş değiliz. İnsanlarımızı cezaevlerine atmışlar ama onlar yenilmiş değil. Cezaevine girmeyen arkadaşımız yok belki. Ceza almamış arkadaşımız yok ama yenilselerdi bitmişti. Yenilmediler. Ve şu anda biz 8. yılımızdayız. O dimdik de ayaktayız. Belki arkadaşlarımızı cezaevlerine attılar, zulmettiler ama biz yine de bir aslanız. Yaralı da olsa yaralı aslanız. Bunu bilelim. Bu kadar baskıya rağmen ayakta kalabilen bir parti, %10 bizim için kurulan barajları aşabilen bir parti başarılıdır arkadaşlar. Bunu çok iyi bir şekilde bilmek lazım. Halkların Demokratik Partisi çözüm süreci sırasında kuruldu. Ve çözüme yönelik kuruldu. Biz yine hep söylüyoruz, çözeceğiz diyoruz. Bu ülkenin dört bir tarafında Kürtler yaşıyor ve bu ülkenin dört bir tarafında Kürt meselesinin adil, hakkaniyetli bir şekilde çözülmesi gerektiğini söyleyeceğiz.
Aynı zamanda bu ülkenin dört bir tarafına bu toprakların, sadece Türkiye'nin değil, bu tüm bu Orta Doğu'nun, Mezopotamya'nın tüm sorunlarının çözümlerini sunacağız. Yani bu sınırlar, suni sınırlardır sonuçta arkadaşlar. Yani gidin Suriye sınırına, Irak sınırına, akrabalar bayram günlerinde birbirlerine tatlı atarlar, çiçek atarlar. Bizim kalbimiz bir tarafta, işte Kobani'de atar, Kobani'nin kalbi burada atar. Hatta ta kalbimiz Medine'de atar, Medine'nin kalbi burada atar. Yani çok geniş bir coğrafyada burada Türkler, Kürtler, Araplar gerçekten iç içe geçmiş bir yapıdadır. Yani biz gerçekten tüm bu yapay sınırları da aşarak çok daha komplike bir şekilde tüm bir Mezopotamya'ya bir özgürlük sunma anlamında bir girişimde bulunmak zorundayız. Yoksa bu topraklar yüzyıllardır kanın aktığı bu toprakların başka kurtuluşu yoktur. Bu toprakları hep birlikte kurtarmak zorundayız. Yani bu sefer başaramazsak biz sadece kendimiz için başaramamış olmayacağız. Bütün bu Mezopotamya için başaramayacağız. Orta Doğu bölgesi için başaramayacağız. Omuzlarımızda ağır bir yük var. Halkların Demokratik Partisi bu ağır yükü biliyor. Ve çok önemli bir hedef kurdu kendisine. Türkiye'lileşme dedi. Türkiye'lileşme hedefini de net bir şekilde, son kongresinde de rotasını net bir şekilde belirtti. Türkiye'lileşmesi, hiç kimse yanlış anlamasın, Kürt'ün Türkleşmesi değil. Kürt'ü tüm Türkiye coğrafyasının anlaması, Türkiye coğrafyasındaki herkesin de Kürt'ü anlaması. Kürt'ün herkesi anlaması ve bu şekilde bir ortak yaşam idealinin gerçekleşmesidir. Biz sadece bu sınırlar içinde değil, koca büyük bir Orta Doğu coğrafyasında olması gerekenleri söylüyoruz. Bu coğrafya savaş yapılacak bir coğrafya değildir. Bakın, mecliste 5 tane parti var. Azerbaycan ve Ermenistan savaş yapıyor. Dördü, vur Azerbaycan, vur hadi arkandayız diyor. Bakın, dördü bunu söylüyor. Biz ne diyoruz? Biz diyoruz ki kesinlikle Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sorunlar barışla çözülmelidir. Ya sonuçta komşu ülkesin arkadaş. Bize komşusun, birbirinin komşusun. Nedir yani alıp veremediğin 3 metrekare bir dağlık Karabağ o almış, yok sen aldın, yok. Ya binlerce insan ölüyor ya. Değer mi buna ya? Allah aşkına bakın, bunu mecliste tek söyleyen biziz. Fark burada bakın. O zaman bu toprakların, Orta Doğu'nun barışının teminatı kimdir size sorarım. Birilerinin gazına gelse alacak buradan, gidecek orada savaşa katılacak. Buradan katliam çağrıları yapıyor şu. Ama bakın bunlarla varılabilecek bir yer yok. O yüzden Halkların Demokratik Partisi'nin fikriyatını çok daha iyi anlama durumundayız. Türkiye halklarına bunu çok daha iyi anlatma durumundayız. Yani nedir? Allah aşkına bu topraklarda herkes bir beraber yaşadı. Sınırlar zaman zaman değişiklikler gösterdi. Kim kimi nereye kovacak? Allah aşkına. Hepimiz buradayız ve kardeşçe bir ortak yaşamı hep birlikte tesis etmek zorundayız. Başka da bir yolu yok. Herkesin birbirine saygı duyması lazım. Birbirinin kültürüne, ırkına, diline saygı duyması lazım. Ama biz her gün Kürtçe'ye yönelik bir baskıyla karşılaşıyoruz. Ya gün geçmiyor ki böyle bir olay olmasın. Ayıptır, utansınlar. Bu kadar bir barış eline bu yapılmaz. Daha dün işte bakıyorsunuz Sakarya'daki Kürt işçilere yönelik, onların sadece Kürt kimliğinden dolayı uğradıkları saldırıyı konuştuk. Burada Gebze'de açıklama yaptık. Ondan sonra bakıyorsunuz işte Uşak'ta öldürülen bir Kürt işçi. Ardından Kürtçe tiyatronun yasaklanması. Akıl almaz olaylar. 1981'de bir İtalya'nın bir şehrinde bir İtalyan yazarın, Dario Fo'nun yazdığı bir eser Türkçe defalarca sergilensin, Kürtçe sergileneceği zaman kıyamet kopuyor. Arkadaşlar, demek ki bu ülkede Kürt meselesi bu kadar çözümsüz durumda ki bu kadar saçma sapan hadiseler oluyor. O kadar Halkların Demokratik Partisi'ne ihtiyaç var ki, çok açık. Hani Kürtçe'ye büyük bir alerjinin olduğu bir yerde tabii ki biz
milliyetçiliğin olmaması gerektiğini, ırkçılığın olmaması gerektiğini tabii ki sonuna kadar söyleyeceğiz. Çünkü büyük bir yara var ortada. Büyük bir, üzerine de tuz ekilen, daha da arttırılan, daha da açılmaya çalışılan, iyice kanatılmaya çalışılan bir yara var. Ve biz bunun ancak ve ancak kapatalım, lanet olsun, çıkalım, gidelim, meclisten de çıkalım, partiyi de kapatalım. Ama bunlar sonuç değil arkadaşlar. Bunu tekrar söyleyelim. Evet, insanlar öfkeyle bunu söyleyebiliyor ama bize daraltmak istedikleri siyaset alanını biz açtığımız zaman, biz yıl dönümlerimizi kutladığımız zaman başarılı olacağız. İster istemez bizi kabullenecekler. Daha dün bakın mecliste bir kişi bile olmamızı kabul etmiyorlardı. Leyla Zana'yı kovalıyorlardı. Gün gibi ortada değil mi? Hepimiz hatırlıyoruz. Milletvekillerimizi nasıl gözaltına alıp götürmeye çalışıyorlardı. Yapmadıklarını bırakmıyorlardı. Ama şimdi biz bir yere geldik ve mutlaka da bunu artıracağız. İstedikleri kadar üstümüze gelsinler, tekrar parti kapatmaya çalışsınlar. Kâr etmez bunlar. Çünkü ülkede dev bir Kürt meselesi var. Kendi elleriyle ulaştırdıkları bir mesele. Aslında Türkiye Cumhuriyeti meselesi. Aslında ismi çok da doğru da değil yani. Kürtler mesele değil ki arkadaş. Bu ülkede Kürtler ne zaman ırkçılık yaptı? Şahsen ben bir Türk olarak hiçbir zaman Kürtlerin ırkçılık yaptığını görmedim. Çok net söyleyeyim. Kürtler ırkçılık yapmadı. Sadece ve sadece haklarını istediler. Gasp edilen haklarını istediler. Eğer ki biz de bunu bu toprakların her halkıyla beraber teslim etmezsek ve bu hakkaniyet temelinde beraber ortak bir yaşamı oluşturamazsak arkadaşlar, gidebileceğimiz bir yer yoktur. Burası da bir cehenneme döner. Hepimiz de biliyoruz, son derece de kötü bir ortam. Mecliste olsun, sahada olsun, bize yapmadıklarını bırakmıyorlar. Biz bunları biliyoruz, sonuna kadar mücadele ediyoruz. İnanın ki, yani meclise gelin, görün, bizim her bir komisyon toplantımız açıkçası yani kıyamet yeri gibi oluyor. Yani mesela tek bir söylediğimiz cümleye sabredemiyorlar, tahammül edemiyorlar, susturmaya çalışıyorlar. Ama demek ki bizim orada olmamız lazım. Bizim cümlelerimize tahammül edemiyorlar. Gelin görün yani komisyonlarda nasıl kavgalar çıkıyor, tartışmalar çıkıyor. Yani söylediğimiz şu gerçekleri orada da anlattığımız zaman çok tahammülsüz oluyorlar. Sen nasıl işte bu mecliste bu lafları söylersin? Kardeşim ben bu meclisin bir ferdiyim. Bu milletin sesi burada çıkacak. Bu milletin milyonlarca ferdi var ve burada temsil edilecek. Sen istediğin kadar bunu isteme. Biz bunu başaracağız. Sen bakın o görüyorsunuzdur grup başkan vekillerimiz de yine aynı şekilde. Ne kadar tahammülsüzler, ne kadar susturmaya çalışıyorlar, ne kadar bize gelince adaletsiz oluyorlar. Bunun için bizim demokratik siyasete devam etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bize kapatmak istedikleri yolu bizim açmamız lazım. Bu noktada sabit ve sıkı durun lütfen. Geri adım atmak yok, küsmek yok. Eyvallah etmek, hadi ben gittim, küstüm, gittim, terk ettim. Lütfen etmeyelim arkadaşlar. Biz bu topraklarda bu zulme, bu faşizme karşı mücadele edeceğiz ve başaracağız ve nice doğum günleri kutlayacağız inşallah. Ben sayın vekilime teşekkür ediyorum Gebze ilçe örgütü adına. Evet, yoldaşlarım, gerçekten biz çok şanslı bir partiyiz. Çünkü bizim partimizin bir eşi, bir benzeri daha dünyada yok. Eş başkanlık sistemine kadının öne çıktığı başka bir parti yok. Gençlerin öne çıktığı başka bir parti yok. Şu renklere bakın. Bütün halkları, renkleri, inançları, dilleri, yaşam biçimlerini içinde barındıran başka bir parti yok. Ben en son şunu söyleyeceğim, Nelson Mandela'nın bir sözüyle bitireceğim. Daha sonra PASSA kesimine geçeceğiz. Ayrıca ben, arkadaşlarım hazırlık yaptı. Ben emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kimse aç gitmesin çünkü bayağı hazırlık yaptık. Nelson Mandela şunu diyor. Diyor ki, özgürlük için gökyüzünü satın alamazsınız. Yeter ki ruhunuzu satmayın.
Hepinize teşekkür ediyorum.